Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Redmi Note 8 Pro cihazımıza Pixel Experience Plus Room'unu kurduk. Ve bunun kurulma videosu da bir sonraki video olarak gelebilir. Eğer beğenirseniz bir sonraki videoda nasıl kurduğumu anlatacağım. Hızlı, gayet hızlı. Gördüğünüz gibi 4K 30 kare çektiğim için bu videoyu çok fazla hızlı görünmüyor. 4K 30 kare 1080p 60 mı çektiğimi tam olarak bilmiyorum ama gene de iyi. Gördüğünüz gibi Chrome'u yüklemek için yani bayağı uğraşmanız gerekiyor. Onun için bir sonraki videoya sarmak zorunda kaldı. Çok fazla abartmışım burada ama geliyorum hemen. Oyun testine başlayacağız hemen. 12 dakika falan oynadım. 77 derece gördü ama bu derece gerçek değil. Onu diyeyim. 77 derece dedi. 44 45 hatta 47 derece civarı olabilir. 55 diyor, 55 derece civarı da olabilir ama kesinlikle 75 dereceye gelmesi imkansız. Arkası zaten ona göre daha fazla ısınırdı. Onu da söyleyeyim ve devam edelim. Şu anda ROM'u kullanıyorum ben. Şu anda ayrıca seslendiriyorum ve şu anda cihaz ciddiyim çok hızlı. MIUI 12'den daha yavaş diyecektim, daha hızlı. Ama bence deneyimimi beğendim. Çok boş yaptım o videoda ama şu anda hızlandırayım ben bir. Geleyim. Evet, burada Always On Display görüyorsunuz. Buradan herhangi bir şekilde dokunarak falan çıkamıyorsunuz. Arka planda parmak izinizi okutarak direkt olarak geçebilirsiniz bu bölümden. İkinci olarak hala hızından bahsediyorum. Devam edelim. Evet, şimdi Keyframe Mark yüklemek için Keyframe Mark Enabler'ı TVRP'den flashlayacağız. O kadar, yani çok fazla yaptığım bir şey yok ama bunu da göstermek istedim. Gördüğünüz gibi TVRP'den flashlamak istedim. Burada TVRP normal kendi TVRP'sini yükle yerine normal bir TVRP yüklüyorum. Bir gelsin, geldi. Tamam. Şimdi Keyframe markı falan yükleyeceğim. Ondan önce root falan atacağım galiba. Evet, Keyframe markı yükleyecektim. Pardon. Evet, şimdi Keyframe mark yüklendi. Yeniden başlatıyoruz. Cihazımız açılıyor. Gene boş bir şekilde aşağı yukarı kaydırıyorum. Çünkü çok hızlı olduğu fikrindeyim hala. Burada videoyu hızlandırmamın sebebi de hemen söylemek istiyorum. O site zaten FPS ikonu var. Ve size önemli bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Bu ROM Game Turbo'ya sahip olmadığı için Redmi Note 8 Pro'nun en iyi performansına sahip değil. Ve dokunmatiği iyileştirmek için Redmi Note 8 Pro'nun bir tane Game Turbo yazılımı var. O yazılım da bununla gelmediği için dokunmatiğin hassasiyetini arttıramıyorsunuz. Ve bundan dolayı da dokunmatik böyle yavaş çalışıyormuş gibi geliyor size. Nasıl desem, çok yavaş dokunmatik, böyle düşünüyorsunuz direkt olarak. Telefon kasıyormuş gibi düşünüyorsunuz. Geç geliyor görüntü. Azıcık çevirdiğinizden daha geç geliyor. Burada da onu denemek için yaptım. Bir saniye tıklıyorum, ondan sonra geçiyor. Tıklıyorum, ondan sonra geçiyor. Bir saniye olmayabilir ama tıklıyorum, ondan sonra geçiyor. Çok saçma bir yavaşlama var. Diyebilirsiniz bunu kurarsanız eğer. Oyunlarda anlaşılıyor o da zaten. İşte bundan kaynaklı MIUI ROM'larını kullanmanız bunun için gerekli. Game Turbo yazılımını APK olarak alabilirsem kurmaya çalışırım. Eğer kurabilirsem de çok güzel bir video gelir onunla da alakalı. Tamam. Şimdi videomuza devam edelim. Daha fazla hızlandırmak istemiyorum. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Hadi videoya devam edelim. Buralarda müzik kullanmadım ama müzik tavsiye ederseniz falan, NCS müziklerini tavsiye ederseniz telifsiz, sizin istediğiniz müzikleri de koyabilirim. NCS telifsiz. Evet, geldim tekrar. Devam ediyorum şu anda. Şu anda deneyimlerimden devam etmek istiyorum. Daha fazla deneyimden. Ben bu şeyde ROM'da
genel olarak performansı çok beğendim. Ama ikinci olarak tarayıcı performansı falan her şey çok güzel. Hızı çok güzel. Wi-Fi çok fazla Wi-Fi beğenmedim. Wi-Fi siz dersiniz Wi-Fi'nin ne alakası var falan ama galiba Redmi Note 8 Pro'nun kendi ROM'unda mobil erişim noktasını ya da mobil veriyle ilgili kullanılan şeyi Wi-Fi'nin genişletme için çekebildiği yeri genişletmek için kullanıyor. Bunun için de bunda odama kadar hiçbir şekilde çekmiyor internet. Sürekli gidip duruyor. Öbüründe biraz daha iyiydi. Bunu da söylemiş olayım. Devam edelim. Bluetooth kulaklıkla falan denemedim. Normal kulaklık taktığınızda herhangi bir sıkıntı olmuyor. Şu anda zaten müzik dinliyorum. Hem aynı zamanda. Yüklemenizi tavsiye eder miyim derseniz etmem. Bununla ilgili başınıza gelebilecek hiçbir şeyden zaten ben sorumlu değilim. Garantiniz gider. Hem her şeyiniz gider yani. Bütün verileriniz gider. Bence yapmanıza gerek yok. Benim de elimde yedek bir telefon yok ama hobi için yapıyorum. Öyle. Yani Cesium ROM diye bir ROM kullanacağım bir sonraki videoda. Onu inceleyeceğim. Ondan sonra POSP diye bir ROM var. Onu inceleyeceğim. Ondan sonraki şeyde videoda öyle ROM'ları inceleyeceğim. PUBG testlerini yapacağım. Yüklemesini göstereceğim. Böyle böyle video fikirlerim var. Eğer Türkiye'de ilk yapan benim galiba diye düşünüyorum. Bunlara devam edeceğim. Türkiye'de ilk yapmaya. Ondan sonra da cihazla ilgili performans arttırma gibi bayağı bir PUBG testlerini oynayacağım. Ondan sonra da iPad Pro'nun performans testleri gelecek. Ondan sonra iPad Pro 10,5 inçin ilk performans testleri PUBG oynanışı gelecek. Şu anda ondan düzenliyorum bu videoyu. Onun için yani izlediğiniz için teşekkürler. Tekrardan söyleyeyim. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.